Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Fatma Gül Demet Sarı, AK Parti'den Adana Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı olduğunu açıkladı. Sarı'nın AK Parti İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısına çok sayıda partililer de katıldı. Sarı, AK Parti İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında aday adaylığı başvurusunu yaptığını ifade etti. Sarı, Akso Haber ekibimize özel açıklamalarda bulundu. Şu anda Adana AK Parti il binasındayız. Yanımızda 64. Hükümet Çevre ve Şehircilik Bakanı, aynı zamanda Adana Belediye Başkan aday adayı Fatma Gül Demet Sarı hanımefendi var. Evet efendim, adaylığınızı açıkladınız. Görüşlerinizi, düşüncelerinizi alabilir miyiz efendim? Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle Adanalı hemşerilerime, çok değerli partideki arkadaşlarıma, dostlarıma, aileme, sivil toplum örgütlerinin tüm temsilcilerine teşekkür ediyorum. Bugün burada bizleri yalnız bırakmadılar. Çok güzel bir coşku, çok güzel bir heyecan vardı. İnşallah bu heyecanı 2019 Mart seçimlerine de hep beraber taşıyacağız. Aday adayı Sarı, kentimizi istenilen yere AK Belediyecilik ile getireceğimize inancımız tamdır dedi. Bizim isteğimiz Adana'da AK Belediyeciliğin artık gelmesi, iktidarla yerel belediyenin artık beraber çalışması ve birlikte güçlerini birleştirerek Adana için hizmet etmesi. Bu noktada biz de bu yarışta varız, burada varız diyoruz. İnşallah Adana'mız için güzel hizmetler yapmak üzere yola çıktık diyoruz. Cumhurbaşkanımızın belediyecilik anlayışını Adana'da da gerçekleştirmeyi hedefliyoruz diyen Fatma Gül Demet Sarı, Adana'nın temel sorunlarını biliyoruz, onları çözecek projelerle biz de varız diyoruz dedi. AK Parti belediyecilik anlamında Türkiye'ye geniş bir boyut kazandırdı, yeni bir boyut kazandırdı. Bu konuda belediyecilik anlayışıyla ilgili neler söylemek istersiniz efendim? Bizim tabii ki önümüzde çok önemli bir örnek teşkil edecek olan Cumhurbaşkanımızın İstanbul'daki belediyecilik anlayışı var. Cumhurbaşkanımız orada hizmet belediyeciliğini ve gönül belediyeciliğini bir araya getirerek İstanbul'u çok önemli bir noktaya taşıdı. Bizim önümüzdeki örnek Cumhurbaşkanımızdır. İnşallah biz de Cumhurbaşkanımızın belediyecilik anlayışını Adana'da gerçekleştireceğiz. Efendim, siyasetin içinde olan birisiniz. Meşakkatli bir yolculuğa çıktınız, adaylığınızı koydunuz. Adana için hedefleriniz, idealleriniz nelerdir efendim? Adana'nın potansiyeli çok fazla. Adana Türkiye'nin en önemli, en büyük illerinden biri. Adana'ya baktığımız zaman sanayisi var, tarımı var, ticareti var, turizmi var, sanatı var, kültürü var. Her şeyi var. Ulaşılabilirlik anlamında baktığınızda hava yolu, karayolu, deniz yolu ve demir yolu anlamında da merkez noktasında ve bölgenin cazibe merkezi olması gerekirken biz bunu maalesef henüz bu seviyeye Adana'yı taşıyamadığımızı düşünüyoruz. O yüzden Adana ile ilgili Adana'nın temel sorunlarını biliyoruz. Onları çözecek projelerle birlikte biz de inşallah sahadayız, çalışacağız, varız diyoruz. Biz de Kahramanmaraş olarak, Akso Haber olarak başarılarınızın devamını diliyoruz efendim. Çok teşekkür ederim. Adana'ya hoş geldiniz. Bereket getirdiniz. Bugün de yağmur yağıyor. Çiftçilerimiz için güzel bir haber. İnşallah biz de Maraş'a, bütün bölgemizdeki illerimize, Osmaniye'den gelen var, sizler Maraş'tan geliyorsunuz, Mersin'den gelen hemşerilerimiz var, dostlarımız var. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Onların desteğini yanımızda, arkamızda hissediyoruz. İnşallah bu seçimlerin vatanımıza, milletimize, partimize, Adana'mıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. İnşallah Adana'mız için güzel günler bizi bekliyor diyorum.